Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster'ın Huma serisinin yeni modeliyle karşınızdayız arkadaşlar. Modelin tam ismi ise Monster Huma H4V4.2. Evet, Monster'ın hem oyun tarafında hem de iş ve gündelik yaşamda kullanılabilecek birçok ekipman, aksesuar ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerle karşımıza çıktığını biliyoruz arkadaşlar. Huma serisi genellikle iş bilgisayarları olarak karşımıza çıkıyor. Mobilite tarafında beklentileri sonuna kadar karşılayan hafif ve ince bir yapıyla gelen Huma serilerine aslında pek de aşinayız. Ama bu model serinin önceki modellerinden hem daha hafif hem de daha ince bir tasarımla gelmiş arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlıyorum. Burada 14 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Ekranımızın üst tarafında kamera ve sensörler yer alıyor arkadaşlar. Yüz okuyucu sensör de yine bu tarafta konumlandırılmış durumda. Sağ ve sol taraflarında son derece ince çerçevelere sahip bir ekran paneli yer alıyor arkadaşlar. Oldukça geniş bir touchpad'imiz yer alırken ışıklı bir de klavyemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra tuş basma hissiyatı da oldukça başarılı. Yani hızlı bir şekilde yazı yazmaya uygun arkadaşlar. Yaklaşık kullandığım 2-3 haftalık süreçte bu kısmı da sonuna kadar deneyimleme şansım oldu. Giriş çıkışlardan bahsedeceğim. Sağ tarafına baktığımız zaman bir adet güç girişi yer alıyor. Bunun yanında bir adet HDMI girişi, USB tip A girişi ve tip C girişi yer alıyor arkadaşlar. Sol tarafına baktığımızda ise bir adet SD kart okuyucu, Type-C girişi, tip C girişi, tip A girişi ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Evet, giriş çıkışlarına baktığımıza göre incelememize devam edebiliriz arkadaşlar. Touchpad'in sağında ve solunda bazı ibareler bulunuyor. Örneğin sol tarafında SteelSeries ibaresi yer alıyor. Bu da bu cihazın hoparlörlerinin SteelSeries tarafından geliştirildiği anlamına geliyor arkadaşlar. Sağ tarafında ise bir adet Intel Core i7 logosu yer alıyor arkadaşlar. Genel olarak tasarım ayrıntılarını yorumlayacak olursam oldukça başarılı bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekran özelliklerine bir bakalım. Çünkü ekran tarafında da hem oldukça parlak bir yapıya sahip olması hem de yüksek tazeleme oranıyla dikkat çekmesi önemli. Çünkü bir iş bilgisayarından bahsediyoruz. Yani aslında biz oyun bilgisayarlarında ve oyun telefonlarında yüksek tazeleme oranına sahip olan panellere alıştık. Ama iş bilgisayarlarında pek de böyle bir panelle karşılaşmıyorduk. Fakat Huma H4V4.2 modeli sayesinde yüksek tazeleme oranına sahip olan bir panel ile akıcı ekran ve kullanım deneyimini yaşayabiliyoruz. Dilerseniz bu ekran özelliklerine bir bakalım. Daha sonrasında ise incelememize devam edelim. Evet, ekran tarafına baktığımız zaman Monster Huma H4V4.2 modelinde 14 inçlik bir ekran karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ekranın 2880x1800'lük bir çözünürlüğü yer alıyor. 16 yoğun ekran oranına sahip olan modelin 90 Hz'lik bir tazeleme oranı karşımıza çıkıyor. IPS mat LED ekrana sahip olan model 1.2 kilogramlık ağırlık ve 16.6 milimlik inceliğe de sahip arkadaşlar. Neredeyse 1 kiloluk bir hafiflikten bahsediyoruz ve şu anda tek elimle rahatlıkla kaldırabiliyorum arkadaşlar. Oldukça hafif bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra pil özelliklerinden de bahsedeceğim ama 1.2 kilogramlık bir hafifle sahip olmasının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Hem pil performansı uzun süre giden bir model olduğu için hem de oldukça küçük bir yapıya sahip olduğu için, yani 15 inçlik değil de 14 inçlik minimal bir yapıya sahip olduğu için küçük çantalarda bile rahatlıkla taşınırken yanında şarj aletini de taşımanıza gerek kalmıyor. Çünkü pili oldukça dayanıklı. Az sonra pil özelliklerinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Genel olarak ekran özelliklerini değerlendirdiğim zaman yüksek çözünürlüklü bir ekranın kullanılmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında piyasada 16'ya 10 ekran oranına sahip diyebileceğimiz, yani iş bilgisayarlarında 14 inçlik panellerde genellikle HD çözünürlüğünde paneller kullanılıyor. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Ekran zaten normalden bir tık daha düşük olduğu için, yani biz aslında alıştık 15.6 inçe. Bu yüzden 14 inçlik bir laptop daha önce kullanmadıysanız, ilk defa böyle bir ekran sahip panel kullanacaksanız aslında bu ekranın yüksek çözünürlüğe sahip olması önemli. Neden? Çünkü birden fazla program kullandığınız durumda, ki ben kullandığım süreçte bir tarafa Word dosyamı atıp bir tarafta web sitesinde gezindim. Yani ekranı ikiye böldüğünüz takdirde ekran 14 inç olduğu için aslında yüksek çözünürlüklü bir panele sahip olması önemli. Bu yüzden Monster'ın Huma H4V4.2 modelinde
yüksek çözünürlüklü bir panel kullanması büyük bir artı olmuş. Özellikle rakiplerine kıyasla baktığımız zaman büyük bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bilgisayarımızın teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Monster Huma H4 ve 4.2 modeli. İşlemci tarafında Intel tarafından geliştirilen i7 13. nesil işlemci kullanıyor. 2x8 olmak üzere 16 GB'lık RAM belleğe sahip olan modelin 4800 MHz'lik bir hıza sahip olduğunu da söyleyelim. Depolama tarafında ise Samsung'un 512 GB'lık M.2 SSD'si yer alıyor ve PCI 4.0 desteği de yer alıyor arkadaşlar bu M.2 SSD slotunda. Bu yüzden yüksek aktarım hızını da yine bu laptopla karşılayabiliyoruz. Beyaz aydınlatmalı klavyesi bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Monster sırt çantası da hediye. Evet arkadaşlar, teknik özellikleri de bu şekildeydi. İşlemcisinin de oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. i7 13. nesil bir işlemciden bahsediyoruz ve 5 GHz maksimum saat hızına da ulaşabiliyor bu işlemci. Oldukça güçlü bir işlemciden söz edebiliriz. İşlemcisinin yanı sıra tabii ki çoklu işlemler ve işlemcinin sıkıştırdığı durumlarda bizim yardımımıza RAM koşuyor tabii ki de arkadaşlar. Burada hem çift slot halinde 8-8 olmak üzere 16 GB'lık RAM kullanılmasının önemli bir avantaj olduğunu söylerken aynı zamanda 4800 MHz'lik bir değere de sahip arkadaşlar. 4800 MHz oldukça yüksek bir değer. Yani işlemcinin yanı sıra RAM bellekle de oldukça başarılı bir şekilde desteklendiğini söyleyebiliriz. Huma H4 ve 4.2 modelinin. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu bilgisayarın bize sunduğu avantajlara. Öncelikle son derece hafif ve ince yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Yani ben bu laptopu çantama attığım zaman akşama kadar gün içi işlerimi halledip uzaktan çalıştığımda ya da bir parka gittiğimde yani rahatlıkla taşınabilir bir yapıya sahip olduğu için aslında bana pek de yük gelmeyecek bir şekilde bu laptopu taşıyabiliyorum. Ama şimdi asıl konuya geldik. Ben bu laptopu sonuna kadar şarj ettiğimde, dışarı çıkıp dışarıdan çalışma kararı aldığımda ya da gün içi işlerimi laptoptan halletmek için dışarı çıktığımda bu laptopun şarj aletini yanıma almama gerek var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü son derece başarılı bir pil performansı sunuyor Huma H4 ve 4.2 modeli. Çalışma ve medya oynatma için ihtiyacı olan tüm pil gücü Monster Huma H4 ve 4.2 modelinde. 12-13 saatlik 1080p video oynatma süresi, 12-14 saat arasında ofis çalışma süresi sunan model 99 watt saatlik batarya kapasitesiyle geliyor. Aynı zamanda cihaz kapalıyken 1 saatte %55'lik bir şarj dolumu mümkün ve Type-C ile de şarj edilebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, 13 saatlik bir kullanıcı deneyiminden bahsettik. Yani aslında sabah 10'da bu bilgisayarı açtığınızda aktif olarak 13 saat kullansanız dahi akşam 11'e kadar bize kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor. Ki parlaklığı fullleyip sonuna kadar yüksek grafiklerde kullanıp ağır işler yaptırırsanız bu laptopa, en kötü senaryoyla düşünelim arkadaşlar. En kötü senaryoyla dahi 3 saatlik bir yanılma payı olsa dahi yine bile bizim mesai saatlerimizi sonuna kadar karşılayan bir yapıya sahip. Ben burada aslında senaryoların en kötüsünü düşündüm ama test ettiğim süreçte asla bu kadar bir hata payına sahip olmadı. Yani ağır kullansam bile yine de 12-13 saati sonuna kadar çıkartan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 99 watt saatlik pil kapasitesini sonuna kadar kullanıyor Huma H4 modeli. Gelişmiş DRAM teknolojisi olan DDR5 DRAM slotları sayesinde %85'e kadar daha yüksek açılış hızı ve daha fazla verimlilik sağlayan model. Hoparlör tarafında ise SteelSeries tarafından geliştirilen hoparlörler ile statik sesi engelleyerek frekans karışmalarını ortadan kaldırarak temiz bir ses sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda profesyonel 10 band equalizer ile ses deneyimini de dilediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. 2 kademeli aydınlatmalı bir klavyesi yer alıyor. Aynı zamanda ışığı da kendimize göre ayarlayabiliyoruz. 20 desibellik bir sessiz mod özelliği de yer alıyor. Bu sayede kütüphane gibi sessiz olunması gereken ortamlarda da çalışma verimliliğini sürdürerek sessiz çalışmayı da bizlere sağlıyor. Genel olarak laptopu incelediğimizde arkadaşlar, hem yüksek pil kapasitesi olsun hem de uzun çalışma ömrü olsun benim oldukça hoşuma gitti. Bunun yanı sıra kamerası da oldukça başarılı. Hatta bir kamera testine gidelim, daha sonrasında ise incelememize devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda Monster Huma H4 ve 4.2 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir toplantı veya görüntülü görüşme yaptığınız zaman karşınızdaki kişi sizi bu şekilde görecek. Aynı zamanda herhangi bir harici mikrofon kullanmıyorum. Ses performansınız da yine bu şekilde olacak. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.
Evet, kamera testi bu şekildeydi. Genel olarak toparlayacak olursak birçok sunda avantaj yer alıyor arkadaşlar. i7 13. nesil işlemcisi, 4800 MHz'lik RAM'leri, Hisseli's tarafından geliştirilen yüksek kaliteye sahip hoparlörleri, yine yüksek kaliteli ekranı ve 90 Hz'lik bir panele sahip olması, 1.2 kilogramlık ağırlığı ve 16.6 milimlik inceliğiyle karşımıza çıkıyor olması, Huma H4 V4.2'nin gümüş renkli modelinin bütün aradığımız özellikleri bizlere sunduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bir iş laptopu arıyorsanız ve asla pili bitmesin diyorsanız bu model tam da sizin için. Monster Notebook'un zaten satın alınan ürünlerdeki hizmet garantisini biliyoruz arkadaşlar. Yine bu modelde de ömür boyu ücretsiz bakım garantisi yer alıyor. Yani bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da yine Monster Teknik Servisine giderek ücretsiz bakımdan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ürünü aldıysanız ve beğenmediyseniz ilk 15 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade garantisi de yer alıyor. Bir de son zamanlarda şu ölü piksel mevzusu var. Direkt zaten bir teknolojik alet aldığımızda ekran paneli olan bakmamız gereken ilk şey ölü piksel ve Monster diyor ki ilk 30 gün içerisinde bir tane bile ölü piksel olursa ben yine senin ücretsiz olarak panelini değiştireceğim. Bu da oldukça güzel bir hizmet olmuş. Monster Notebook resmi web sitesine yer alan dijital mağaza özelliği sayesinde başta bu model olmak üzere diğer tüm Monster ürünleri hakkında kafanıza takılan soruları oradaki dijital asistanlara sorarak yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca teslimat konusunda İstanbul içi gün içi teslimatta olabiliyor Monster Express hizmeti sayesinde. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.